Gördüğünüz gibi hazırlıksız olduğumuzda işte böyle panik yapıyoruz. Bu yüzden tatbikat yapmamız gerekiyor. Canım ben yine iyiydim. Hepiniz doldunuz kaldınız. Bırak Allah'ını seversen dede ya. Tutmasaydım camdan uçacaktın. Ne uçması ya? Ben camın önüne geçtim ki hiçbiriniz camdan atlamayın diye. Babacığım, deprem anında camlardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü kırılan camlar çok tehlikeli olabilir. Ya bizim ev sağlam, bir şey olmaz. Kayaymış bunun temeli, kaya. Sağlam bile olsa deprem sonrasında yapılması gereken şeyler var baba. Deprem oldu bitti diyelim. Sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Ev sağlamsa gelip yatacağız. E artçılar var Haluk. Yani o geceyi boş bir alanda arabanın içinde geçirmek daha doğru olabilir. Ben dışarıda uyuyamam. Bir kere yatağımdan başka bir yerde uyumam mümkün değil. Gerekirse uyursunuz beyefendi. Bu yüzden de bizim bir deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hatta iki tane. Biri arabaya, biri eve. Oho, iyice kafayı yediniz ha. Japonya'da deprem oldu, siz gene dellendiniz. Ya bir şey olmaz diyorum. Bizim evin altı kaya. Temeli kayanın üzerinde. Japonya'daki deprem bize ne kadar hazırlıksız olduğumuzu hatırlattı. Aile olarak o kadar çok yapmamız gereken ama yapmadığımız şey var ki. Evet baba, deprem olduğunda araba lazım. Bana araba al. Şimdi sana 8.9 büyüklüğünde 5 kardeş çıkacağım, göreceksin arabaya. Evet, herkes kötü esprilerini yapıp bitirdiğine göre artık espri yapmadan şu deprem çantasını konuşabiliriz, değil mi? Ya akşam akşam nereden çıkardın bu depremi falan ya? Sakın de gerek var deme baba. Bu çanta hayat kurtarabilir. Ya benim çantama güzel bir hemşire koyalım. Kurtaracaksa benim hayatımı o kurtarsın. Deprem değil ama havucun kötü esprileri kesin öldürür. Kızım, benim esprilerim öldürse bile gülmekten öldürür. Ben kötü espri yapmam. Tamam kesin. Bu deprem çantası falan tamam da sakın bana tatbikat demeyin. Ben askerliğimi yapalı 1 milyon yıl oldu. Bakalım. Merhaba. Gelin. Öyle. Ya toplantı yapıyoruz. Deprem çantası hazırlıyoruz. Deprem çantası mı hazırlıyorsunuz? Deprem mi olacak? Ne zaman olacakmış? Televizyon mu söyledi? Radyodan mı duydunuz? Gönül, deprem olacak. Sakin ol ya. Sakin ol. Ne depremi? Kim biliyor depremin ne zaman olacağını? Siz niye o zaman deprem çantası hazırlıyorsunuz? Bir şey var. Gönül bunlar bir şey mi diyor? Bak yemin ediyorum. Bak iyi bak. Ne olacaksa söyleyin. Allah aşkına söyleyin. Ne olur. Ay. Dur bir dakika ya. Kimsenin bir şey bildiği yok. Deprem önceden bilinmediği için burada hazırlık yapıyoruz. Önceden bilinseydi hepimiz bir tarafa kaçardık. Ya bunlar şimdi Japonya depremini seyrede seyrede iyice paranoyaklaştı. Şimdi yakında unuturlar, merak etme. Unutmayacağım, unutturmayacağım Haluk. Ben de. Hadi ayakta kaldınız. Hadi geçin. Geç şuna. Sakin ol Tuna. Bir deprem çantasında bulunması gereken şeyler. Radyo, el feneri, ilk yardım çantası, su, bir de bisküvi gibi böyle hani dayanacak olan yiyecekler, tamam mı? Aa öyle bisküviyle insanın karnı doymaz ki Meltem Hanım. Böyle börekti, dolmaydı ne? Bir şeyler hazırlamak lazım, yaparım ben. Tabii. Oldu olacak böyle çaydanlık, demlik falan da koyalım. Hani yemekten sonra çay içeriz. Bence bul bul hamburger koymak lazım. Oğlum öyle yemekler olmaz. Böyle bozulmayacak şeyler, kuru şeyler koymamız lazım çantaya. Çikolata koyalım, o bozulmaz. Meltem, ilaç da koymak lazım yani, ağrı kesici falan. Doğru söylüyorsun. Ben anlamadım ya. Radyo niye lazım ki? Yani şimdi böyle deprem sırasında şarkıydı, türküydü, yani onları oturup dinleyecek değiliz herhalde, değil mi? Radyo çok önemli Emine abla. Deprem sırasında elektrikler falan gidecek. Ne olup bittiğini nasıl öğreneceğiz? Tek iletişim aracımız radyo olacak. He. Hem şarkı da isteriz radyodan. Düdük de koymak lazım. Evet, canımız sıkılınca çalarız. Onun için değil evladım. Yani şimdi seni kurtarmaya geldiklerinde nerede olduğunu nasıl bilecekler? İşte o an düdük çalacaksın. Ama en azından oyuncak koyalım. Ben sıkıldım, o da bekler. Bence bir laptop, bol bol da DVD koyalım. Ya sıkıldıkça seyrederiz, sıkıldıkça seyrederiz. Bize deprem çantası değil,
deprem bavulu gerekecek galiba. Ama siz yani ben burada ciddi bir şey söylerken resmen işin gırgırındasınız. Ya ben çok ciddi söyledim. Baksana istenen şeyleri. Ya ben zaten istenen şeyleri söylüyorum Haluk. Üstüne olur mu? Aynı gemide yolun.